Özellikle Sürü Mahallesi'nde, Terzan Hanı'nda petrolün olduğu bölgelerde 18 uygulaması yaparken imar maddesinin 18. maddesi bu. Ondan 18 uygulaması veriliyor. Yani devlet burada herkesten eşit alıyor. %30 alabiliyor, %35 alamıyor. Dengesizlik olduğu zaman belediye bir yerlere giriyor. Mesela örnek veriyorum, işte Naci'nin arsası var. Ona 5 metresini belediyenin adına çıkıyor tapusu. İşte Ünsal abi 10 metresi çıkıyor. 80 metresi Ufuk'un adına çıkıyor. Yani herkesin arsası var. Herkesin arsasında 3 metre, 5 metre, 50 metre, 100 metre belediyenin listesi var. Ciddi bir problem. Çok büyük bir problem. Dedik ki büyük şey olursa Allah korusun bunu temizlemeniz mümkün değil. Çanakkale'ye gideceksin de bu işi çözeceksin. Zaten bu işi hiçbir belediye başkanı da izin zaten atmaz. İzmir'de benim dayımlar var. Kaç sene İzmir Belediyesi mahkemelikler çözemiyorlar. Şimdi burası küçük olduğu için burada rant yok. Ama büyük yerler ciddi rant oluyor. Çanakkale'ye bağlanırsak bu da ciddi bir sorun olacaktı. Biz bunları tek tek tapudan istedik hepsini. Kim var diye. 40-50 kişi, bir sürü kişi çıktı. Adam kendisi evimde. Ya diyor, bu benim tarlam diyor, ya bu benim arsam diyor. Ne zaman belediye buradan hak sahibi olmuştu? Ya zamanında bir uygulama yapılmıştı. Ve belediyenin orada 50 metrekare hakkı var. Dedik ki rayiç bedel üzerinden fiyat belirleyeceğiz. İnsanları üzmeden herkese yerini teslim edeceğiz, satacağız. Ve burada ihale yapma zorunluluğu da yok. İhale yapmıyorsun. Hissesi olduğu için o kişinin direkt alma hakkı var. Yani devlet demiş ki hissesi olan kişiye belediye direkt önceliği vardır. Almak isterse hemen satabilirsin demiş. Ve biz bunların hepsine kağıt gönderdik. Gelin yerlerinizi alın arkadaşlar dedik. Almazsanız başkasına satılma durumu olabilir falan dedik. Bu şekilde bakın birçok kişinin çözdük. Bakın yani burada okumak isteyen adam. Yani bu şey bir şey. Bakın Ayşe Güler, Kadir Tuncay, Yusuf Tuncay, Harun Özkan, Meşgul Özen, Şaban Can Türk, Necdet Durmaz. Bir sürü isim var. Bunların hepsinin biz tapusunu verdik. Hakları, yasal hakları. Ve bu arkadaşların işini çözdük. Şimdi bunların içinde bir tane benim hakkım vardı. Benim hissem vardı. Ben de aldım. Şimdi cımbız da çekiyor oradan hissemi benim. Ben belediyenin parasını, işte belediyenin yerini almışım da. İşte 5'i almışım da, %'ü satmışım da. Saçma sapan şeyler. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar yani. Böyle iftira atılmaz, böyle çamur atılmaz. Yazık, yine kul hakkına giriyorsunuz yani. Ben belediyeden kesinlikle tarla, arsa, hisse hiçbir şey almam. Alamaz mıydım? Alabilirdim. Ama biz burada küçük yerde yaşıyoruz. Kesinlikle almadım. Yüz yüze bakıyoruz. Olur mu böyle şey? Mezarlığın yanında imalatane bölgesi yaptık. Git önce kimseye söylemeden topla oralarını. Ondan sonra imalatane bölgesiyle sat parayı kazan. E yarın nasıl yüz yüze bakacağız? Nasıl bayramlaşacağız? Mert Erzal'da bakın Mert Erzal'da benim minibüs hattım vardı. Bakın minibüs hattım vardı. Göreve geldim. Dedim ki yarın öbür gün minibüsler zam ister. Başkanın minibüsü var. Kendine zam yapıyor. O yapıyor, bu yapıyor. Ben minibüs sattım, burada sattım. Tamam ellerimde olmasın diyor. Benim kesinlikle kimsenin bir kuruşuna girmişliği falan yok. Ama şimdi adam sapıtıyor da sapıtıyor yani. Biz 2014'te göreve geldiğimizde barajın başında arsa sattık, 8 milyar sattık. E şimdi 50 milyar. Peki 8 milyar satınca o zaman üçkaçlık mı yaptık? Dönemli koşula göre hareket ettik yani. Yani bu konularda kesinlikle prim vermeyin. Emin olun bu konularda vicdan çok rahatım. Yani bunu sadece toplantılarda böyle insanları fitne tohumeker gibi ekiyorlar. İnanın resmi bir şey söyleseler dava edeceğim yani. Kesinlikle tazminat davası açacağım. Çünkü ben 5 sene tertemiz belediye yönetmeye çalışıyorum. Hiçbir yetkiye gelmesin, çoluğumuza çocuğumuza bir şey kalmasın diye gene uğraşıyorum. Ama bireysel menfaatlerin üzerine bu yola çıkmış olan kişiler her türlü çamur atıyor. Allah yollarını açık etsin. Bakın Süre Mahallesi sanayi arsaları satışı. Bakın bunları ben aldım. Şimdi arıtma yapacağız. İller Bankası dedi ki başkanım arıtma için bir arsa göstermezsen arıtma işi başlamaz dedi. Orada binbir gayret gittik birini anlaştık. 65 bin liraya ben arsa aldım Süre'de sanayi sitesinin olduğu alt yerlerde. Daha sonra proje ilerledi. Dediler ki Terzalan küçük. Orada arıtmaya gerek yok. Olmaz, verimli olmaz. Belki ileride yapılacağı zaman Karakoca, Çakoköy biraz daha ileride ortak bir alanda kullanılabilir dediler. Veya mobil arıtma yapılır dediler. Ve bu arsaları ondan sonra bir düğün salonu yaparken o zamanlar arsalar da iyi para yapıyor. Belediyenin ihtiyaçları gözüksün diye biz o arsaları sattık. Satışını da ben yaptım. 202 bin liraya satmışım.
kaç para kazandırmışık? 135 milyar lira, 137 milyar lira para kazandırmışık. Gazi Ağabey'de burayı kazandırmış olduk bu para. Bakın bu, şimdi her şeyi tabii Tuncay Görmez sattı. Maşallah benden başka hiçbir şey satmamışlar. Herkes al tuttu. Şimdi bak bu da barajın gördüğün oradaki şeylerle ilgili, arsalarla ilgili, satışla ilgili komisyon tutanakları. İşte burada 10 tane arsa var. Bahattin Ali'nin çıkartmış oldu arsalar. İaresi olmuş. Vekil olarak o zaman Halil Can'dan varmış. Komisyonun iale başkanına olarak Halil Can'dan girmiş.